Selam dostlar. Amerikan Akita. Kamikaze. Kutsal rüzgar. Öyle değil mi? Öyle. Şimdi Sam amca ne dedik? Amerikalılar büyük severdi. Sam amca bir şeye elini attı mı almış Japon'un Akita'sını, vermiş hormonu, birleştirmiş sevdiği köpeklerle, çıkarmış Amerikan Akita'yı abi. Amerikan Akita. Anlatalım, ırk videosu merak edilen köpeklerden bir tanesi. Abi bu nasıl köpek? Birader Amerikan Akita çeker misin? Şunu yapar mısın? Bunu yapar mısın? Şimdi Amerikan Akita bildiğimiz Japon Akita Inu'nun Amerika'ya götürülüp hormonlanmış versiyonu abi. Karakter Japon'dan hiçbir farkı yok. Şimdi Japonlar samurayın köpeği Akita. Japon otoritesinin köpeği. Japonlar için milli değer. Çok önemli bir köpek. Şimdi almışlar bu köpeği. Japonlar da sert köpek seviyorlar. Zamanında köpek dövüşlerinde kullanmışlar. Hayvanları avlamak için kullanmışlar. Her türlü sistematiğin içerisinde Akita'ları kullanmışlar. Bu nedenle Akita'yı anlatırken Amerikan, Japon diye ayıramıyoruz. Akita aslında alınıp içine birkaç tane de ırk girilip Japonların köpeğini Sam amcanın büyük sevdiği için büyük hale getirdiği, evet, hal. Biraz daha şova yönelik, görselliğe yönelik çalışmışlar köpeğin. Biraz daha heybetli. Şimdi Amerikan Akita'nın özelliklerine gelirsek, birincisi çok kas yapısı kuvvetli, çok güçlü. Spitz grubunda, FCI'de 5. grupta geçiyor, Spitz grubunun içinde geçiyor. Dik kulaklı köpeklerden, hava şartlarına, özellikle soğuk hava şartlarına çok uyumlu köpeklerden. Kızak köpeği olarak da zamanında Japonlarını kullanmışlar. Dövüş köpeği olarak da kullanmışlar. Av köpeği olarak da kullanmışlar ve savaş köpeği olarak da kullanmışlar. Evet. Akitaları bu nedenle tarihi olarak baktığımızda Akitaların her türlü kullanımı var. Ama şu anda Amerikan Akita'nın ne yönde kullanımı var diyorsanız, şu anda Amerikan Akita'nın en güzel yaptığı iş koruma. Şahıs koruma değil, alan koruma. Şimdi neden şahıs koruma köpeklerin içerisinde Akita'yı önermiyoruz, onu da söyleyeceğim. Şimdi birazcık böyle kendisi, ruh hali, şahsa münasır özellikleri olan. Yani diğer köpekler gibi sahibi hariç insanlarla çok fazla kontak kurmuyor. Yanlış mı diyorum? Sahibi de Tamer de yanımda. Herkesle böyle birebir kontak kuran köpeklerden değil abi. Değil, yanlış abi mı diyorum? Doğru, kesinlikle öyle. Şimdi özellik olarak önce ben bir anlatayım, sonra Tamer'e, sahibine de soralım abi. Büyük köpekler içerisinde geçiyor Akita'lar. Omuz yüksekliği erkeklerde 65 santime, dişilerde 59-60 santime kadar varıyor. Erkeklerin kilosu 65 kilo, dişilerin kilosu da 55 kiloya kadar çıkabiliyor. Yani büyük ve güçlü köpekler, kas yapısı, iskelet sistemi, kuvvetli hayvanlar. Japon Akita'ya göre bacaklar biraz daha kısa kalıyor. Göğüs daha geniş ve daha kaslı. Her şeyiyle kaslı. Köpeğin renk variyetelerinden bahsedersek, köpeğin olmazsa olmazı bir kere beyaz üzerine desenli. Yani beyaz üzerine siyah, beyaz üzerine kahverengi, beyaz üzerine brindle, tiger dediğimiz renk. Ama mutlaka beyaz üzerine. Sevilen kısmı kafasının komple kara kafa ya da sarı kafa olması, çok seviliyor, çok tutuluyor. Senin de daha önce öyle bir yavrun çıkmıştı herhalde. Tabii tabii, benim yavruların hepsi siyah kafa. Değil mi? Hepsi tabii, siyah. Hatta kafalıydı. Bir tane Amerika'ya gönderdiğim bir yavrum vardı, o da dişiydi. Kafası sadece siyah, vücudu komple bembeyazdı. Evet, çok güzel fotoğraflardan gördüm. Evet. Kemik yapılı, güçlü, çok güçlü köpekler. Şimdi çok fazla eğitimi açık hayvanlar değil. Bu
bu şu demek değil arkadaşlar. Bak, bir hayvanın çok fazla eğitime açık olmaması hayvanın zekasının düşük olduğunu göstermiyor. Irkın karakteristik özelliği. Yoksa zeki köpekler, köpeklerin aklıyla ilgili herhangi bir sorun yok. Ama köpeğin yapısı bu. Cenab-ı Allah böyle yaratmış Akita'yı yaratırken. Bu köpeği de insanlar şekillendirmiş, bu şekilde kullanmışlar. Şimdi Spitzer'in genel yapısını köpek taşıyor. Kuyruk sırta doğru hafiften kıvrılıyor. Zaten kıvrılması gerekiyor. Spitzer'in genel özelliğidir o, kuyruğun yukarı kıvrılması. Evet. Kulaklar sanki böyle Alman çobanda değil de biraz daha böyle öne eğik gibi durur Akita'da. Çek abi kafayı. Bak, öne hafif böyle meyilli dik. Meyilli dik. Stoplu bir kafa yapısı ama çok fazla bir stop yok. Çok fazla uzun burun değil ama bariz bir burun uzunluğu var. Ama çok da uzun böyle bir burnu yok köpeğin. Geniş göğüs, geniş göğüs yapısı. Çok kısa sayılmayacak bir boyun. Geniş gövde, çok güçlü arka bacaklar. Ön bacaklar da çok güçlü ama arka bacaklar çok güçlü. Tüyün renginden bahsettik, tüyün yapısından bahsedelim. Soğuk iklim köpeği olduğu gibi sıcağa da gelemeyen bir köpek değil. Sıcak iklimde de bakılabilir. Yani soğuğa geliyor, sıcağa da gelir. Önemli olan güneşin altında direkt bırakmamak köpeği. Evet. Yoksa dayanıklı bir köpek. Çok dayanıklı bir köpek. Kolay kolay hasta olan bir ırk değil. Yanlış mı diyorum? Çok tamam. Doğru abi. Yani çok doğru. Kolay kolay. Öyle değil mi hocam? Tabii tabii. Yani şimdi bu zaten şu an hava sıcak mesela. Ben bunu burada serbest bırakayım. Hemen serine gidiyor. Evet, serine yani gidiyor. Serini çok seviyor. Soğuğu çok seviyor. Dayanıklı bir köpek. Evet, dayanıklı. Anladığın gibi. Evet, alt tüy yapısı kuvvetli bir köpek. Bizim underdog dediğimiz alt tüy yapısı. Gel şöyle çekebilirsen şöyle alttan. Alt tüy yapısı olan bir köpek. Böyle alt tüy yapısı olan bir köpek. Tüylerini, şunu da söyleyelim, bol tüy döken bir köpek arkadaşlar. Yani tüy dökmesi fazla, haftada en az 3 kere tımarlanması gereken bir köpek. Sürekli tımar isteyen bir hayvan. Onun için evde bakılır mı diye soruyorlar. Evde bakılır mı? Açıkça söyleyeyim, evin içinde bakımı zor. Adamı yani böyle din değiştirtirir. Değiştirtirir. Abi şöyle, yani güzel, yani eğer sabırlı bir insan bakacaksa, düzenli olarak yani enerjisini falan ihtiyaçlarını karşılayacaksa, düzenli olarak taramasını, tımarlamasını yapacaksa, yani bugün nasıl bir Alman çoban evde bakılıyorsa bu da bakılabilir. Ki tüy dökmesi de Alman çobanla aynı. Aynı. Evet. Yine çene olarak makas kapanan bir çenesi var. Makas kapanan bir çene sistemi var. Bunun haricinde eğitiminden bahsettik. Eğitilebilir ama eğitmesi zor. Zor. Yavruluk döneminde bu köpeği türdeşleriyle, yani köpeklerle, insanlarla, özellikle çocuklarla alıştırmak lazım. Evet. Alıştırmazsak bir Amerikan Akita ciddi anlamda sorunlar çıkartabilir. Onun için Amerikan Akita sahibi olacak insanları ilk defa köpek bakmış bir insan zorlar. Zorlar abi. Ya bakılmaz mı? Bakılır. Yani bakmak istedikten sonra gergedan da bakarsın. Aynen. Yanlış mı diyorum aynen abi yani? Ayı da bakarsın. Ama hani ben ilk defa köpek sahibi olacağım. Ya tipi çok güzel. Siyah beyaz, bayılıyorum. Ben de Beşiktaşlıyım. Alayım bir tane Akita dersen adamı canından bezdirebilir. Şimdi köpeğe böyle bakınca tıknaz, ondan sonra böyle yerinden kalkmayan bir köpek olarak düşünmeyin. Köpek çok hareketli bir köpek. Yerinde duramayan bir hayvan. Enerji ihtiyacı, enerjisini atmak için dışarıda geçireceğiniz vakit de yüksek. Yani bu köpek stres atmazsa ondan sonra sağa sola sarar. Ve dedik ya, doğru sosyalleştirilmezse agresyon problemi çıkıyor. Diğer hayvanlara karşı baskın bir ruh. Bu özgür bir ruh bu hayvan. Yani diğer köpeklere karşı dominant tavırlar gösterme ihtimali çok yüksek. Şimdi Tamer'in Alman çobanları da var. Salıyor musun abi Alman çobanlarla? Yok, kesinlikle hayır. Evet, bakın. Yani Alman çobanlarla Tamer kendi akitalarını aynı yere, aynı ortama bırakmıyor. Aslında bakın, bize sosyal şu anda, bize saldıran, bir şey yapan bir hayvan değil ama bulunduğu mekanda köpek kendini göstermek istiyor. Evet, köpek koruma içgüdüsü çok evet, fazla. Çok fazla. Ortama, evet. Şimdi bunlarda şöyle bir şey daha var abi, bunu benim keşfettiğim. Şimdi köpek bulunduğu ortamı çok fazla koruyor ve ailede kaç kişi varsa sahipleniyor.
koruyor. Bu genetik bir durum. Yani evet. Bu köpeğe koruma yapması için ayrıyetten bir eğitim aldırmanıza gerek yok. Evet. Ancak şimdi ben köpeğim burada, agresyonu çok yüksek. Alayım ben bunu sahile çıkayım abi, orada da kuş. Evet. Yani burada olan köpekle sahilde olan köpek arasında çok fark oluyor. Evet. Yani sahilde geliyorlar, şimdi sevimli bir tipi var, geliyorlar, seviyorlar, böyle okşuyorlar vesaire. Ama aynı kişi buraya geldiği zaman abi, işler değişiyor. Çok temiz bir hayvan. Yani böyle üzerinde bir leke, pislik vesaire gördüğü zaman kendi kendini yalar temizler abi. Evet. Yani bulunduğu ortamda pisliğini, tuvaletini yapmaz. Ya asil bir hayvan. Evet. Güzel bir hayvan. Evet. Ama hani böyle şakaya gelecek, işten hiç bilmeyen, köpekle zaman geçirmemiş insanlar için, yani sen de hani Akita bakan bir insan olarak tavsiye ediyor musun? Abi yani ilk köpek bakacak olanlara tavsiye etmiyorum. Biraz zor. Etmiyorum. Biraz. Zor abi. Sıkıntı yaşarlar. Ki ben çok köpek baktığıma rağmen ben Amerikan Akita'ya ilk girdiğimde ben bile ilk de zorlandım. Zorlandım yani köpeği tanıyana kadar. Ama ilk bakacak olanlara ben tavsiye etmiyorum. Aynen. Arkadaşlar, Amerikan Akita, kilosunu da söyledik, boyunu da söyledik, özelliklerini saydık. İlk insanlar için tavsiye etmiyoruz dedik. Bakılmaz değil, olabilir ama daha kolay ırklara yönelmekte evet. Fayda var. Güzel köpekler, güçlü köpekler. Köpekle ilgili benim söyleyeceğim ekstra bir şey yok. Senin söylemek istediklerin abi, her ekstra bir şey var mı? Ekstra bir şey yok, söyledik zaten. Sen de hepsini tek tek özetledin. Sadece şunu söylemek istiyorum, yani bu köpeğe bakacak olan kişinin tavsiye edeceğim yer böyle yani iş yeri depoları. Evet. Yani koruma içgüdüsü fazla olduğu için alan bu tip korumaya alan, alan korumaya yönelik olarak önerebilirim. Ama aile içerisinde özellikle böyle hani çok misafiri gelen gidenler için önermiyorum abi. Aynen. Çünkü kıskanç bir köpek, ailesini paylaşamıyor, her şeyi sahipleniyor. O durumda biraz tehlikeli olabiliyor. Evet. Şimdi erkek köpeğin de görüntüsünü aldık. Ben işin açıkçası erkek köpeğe yaklaşmaya korktum. Onun için dişiyi çıkarttım. Hani dişi de bir şey yapmayan falan bir hayvan değil ama erkek cüssesiyle falan daha falan beni bir korkuttu. Cüssesiyle falan beni bir korkuttu. Dedim Tamer dişiyi çıkar, dişiyi çekelim, kolu bacağı kaptırmayalım dedim. Ya şakası yok abi. Bu işin şakası yok. Isırılabilirsiniz. Olabilir. Tavsiye ilk insanlar için etmiyoruz ama Amerikan Akita da böyle bir köpekti. Köpeksiz kalmayın, videoları izlemeye devam edin. 40 videoları gelecek. Hoşça kalın, görüşürüz.